Allah-u Teala Kur'an'da şöyle buyuruyor: Şüphesiz Allah senin gecenin üçte birinde kalktığını biliyor. Gece ibadete kalkan nefis hem uygunluk hem de kıraat bakımından kuvvetlidir. Müzemmil Suresi. Yataklarından uzaklaşarak korku ve umutla Allah'a dua ederler. Secde Suresi. Onlar gecelerini Allah'a secde ve kıyam ederek geçirirler. Zümer Suresi. Allah sabredenlere ve namaz kılanlara yardım eder. Bakara Suresi. Rivayet edildiğine göre ayetteki namazdan gaye gece namazı, sabırdan maksat nefis mücadelesidir. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu: İnsan uyuduğu zaman şeytan kişinin ensesine üç düğüm atar. Her birinde sana uzun uykular der. Kişi uyanıp Allah'ın ismini anarsa bir düğüm, abdest aldığında ikinci düğüm, namaza durduğunda üçüncü düğüm çözülür. Böylelikle huzurlu ve temiz olarak sabahlar. Bunları yapmadığı zaman tembel ve pis olarak sabahlar. Rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselamın yanında gece uyanmadan sabahlayan birinden bahsettiler. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki şeytan onun kulağına pislemiştir. Yine Resulullah aleyhisselam buyurdu ki gecenin zifiri karanlığında iki rekat namaz dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim farz olmasını dilerdim. Cabir radıyallahu anh sahih olarak Resulullah aleyhisselamdan şöyle rivayet ediyor: Gecenin içinde öyle bir zaman vardır ki kul o vakit kalkar ve Allah'a dua ve niyaz ederse yaptığı bütün dualar ve niyazlar kabul edilir. Rivayet edildiğine göre dünya ve ahirette en faziletli şey gece namazı kılmaktır. Mugir İbni Şube radıyallahu anh der ki Peygamber aleyhisselam gece namaz kılarak ayakları şişli olurdu. Ona Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı. Neden bu kadar ibadet ediyorsun dediklerinde şöyle cevap veriyordu: Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Yemin olsun ki şükrederseniz nimetimi arttırırım. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki: Ey Ebu Hureyre, yaşarken, kabirdeyken, kıyamet günü Allah'ın rahmetini istiyorsan gece kalkarak namaz kıl. Yine Resulullah buyurdu ki gece namazı kılınız. Zira gece namazı sizden önceki salihlerin yoludur. Çünkü gece namazı insanı Allah'a yaklaştırır. Günahların bağışlanmasına sebep olur. İnsanı kötü huylardan alıkoyar. Haram yollara sapmaya engel olur. Resulullah şöyle buyurdu: Kim gece namazı kılmak için kalkar ve uykusu gelir yatarsa, ona namazının sevabı ve uykusu sadaka olarak yazılır. Resulullah aleyhisselam Ebu Zer'e dedi ki, Yolculuğa çıkmak istediğin zaman hazırlanır mısın? Ebu Zer, evet dedi. Resulullah, kıyamet yolculuğunda sana faydalı olacak şeyleri haber vereyim mi dedi. Ebu Zer, evet, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Resulullah, kıyamet günü de sana yardımcı olması için en sıcak günlerde oruç tut. Kabir korkusundan dolayı gecenin zifiri karanlığında namaz kıl. Hac farizesini yap. Yoksula vereceğin bir maddeyle veya söyleyeceğin doğru bir sözle sadaka ver. Rivayet edildiğine göre Asr-ı Saadet'te bir kişi vardı. Herkes uyuduğu zaman o uyanır, namaz kılar, Kur'an okur ve şöyle dua ederdi: Rabbim beni cehennem azabından kurtar. Adam bu durumu Peygamber'e haber verdi.
Peygamber aleyhisselam, "O adamı benim yanıma getiriniz," dedi. Adam Hazreti Peygamber'in yanına geldi. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, "Ey kişi, Allah'tan cennetten sordun mu?" Adam dedi ki, "Ey Allah'ın elçisi, ben orada değilim ve amellerim oraya henüz gitmedi." Uzun bir zaman geçmedi, Hazreti Cebrail geldi. O adam hakkında şöyle bildirdi: "Falan kişiye söyleyin, Allah onu cehennemden korudu ve cennetine koydu." Rivayet edildiğine göre Hazreti Cebrail Peygamber Efendimiz'e şöyle bildirdi: "İbni Ömer iyi insandı. Keşke gece namazına da devam etseydi." Peygamber Efendimiz Cebrail'in sözünü İbni Ömer'e söyledikten sonra İbni Ömer devamlı gece namazı kılmaya başladı. İmam Nafi dedi ki, İbni Ömer radıyallahu anh gece namazına devam ediyordu. Bir gece yine gece namaz kılarken, "Ey Nafi, seher vakti geldi mi?" diye sordu. Ben hayır dedim. O namaza devam etti. Bir müddet sonra tekrar seher vaktinden sordu. Evet deyince namazı bırakıp fecre kadar tevbe istiğfarda bulundu. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ali şöyle demiştir: Hazreti Yahya arpa ekmeğiyle karnını doyurdu ve üzerine ağırlık çöktü. O gece namaz kılıp tevbe istiğfar ve zikir edemedi. Sabah oldu. Allah-u Teala ona şöyle bildirdi: "Ey Yahya, benim evimden veya komşuluğumdan daha hayırlısını mı buldun? İzzetim ve celalim hakkı için ey Yahya, şayet sen gerçekten Firdevs cennetini görmüş olsaydın, onun iştiyakıyla yağların erir, cennet özlemiyle kendini yok ederdin. Şayet gerçekten cehennemle yüz yüze gelmiş olsaydın, yağların erir, gözyaşların biter, vücudunu irin kaplardı." Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu: "Allah'ın acıması gece kalkıp namaz kılan ve sonra da hanımını kaldıran, kalkmadığı zaman gözüne su serpen adamın üzerine olsun. Allah'ın rahmeti gece kalkıp namaz kılan ve sonra da eşini kaldıran, kalkmadığı zaman yüzüne su serpen kadının üzerine olsun. Kim gece kalkar ve hanımını da kaldırır ve ikişer rekat namaz kılarlarsa Allah onları çok zikredenlerden yazar. Farz namazlarından sonra en faziletli namaz gece namazıdır."